Bir seçim biter, bir başka seçimin hemen çalışmaları o seçimin bittiği günün ertesi gün başlar anlayışımızı adeta uyguluyoruz. Biz aslında 2024-31 Mart seçimlerine de öyle seçimden bir ay, iki ay, üç ay, dört ay önce değil, ta 2019-31 Mart seçimlerinden sonraki ertesi gün başlamış bir siyasi hareketiz. Ama bu seçimde, yani 2024 seçiminde, yerel seçimde arzu ettiğimiz sonucu alamadığımızı söylemem yanlış olmaz. Biz daha iyi bir sonuç bekliyorduk ama milletimizin teveccühü bu doğrultuda oldu. Biz aslında seçim sonuçlarını her yerde de söylüyorum, burada da ifade edeceğim. Sandık bize göre adeta milletimizin tercümanıdır. Sandık milletimizin ne demek istediğini en güzel anlatan bir sonuç ortaya koyar düşüncesiyle sandığı okumaya, sandığın söylediğini bir talimata döndürmeye yönelik bir gayretimiz var, bir inancımız var. Her seçimde AK Parti bunu yaptı. Çünkü AK Parti milletin dediğini önemseyen, herkes bir şey söyler, herkes dediğim, teşkilat mensuplarımız, partimizin çeşitli kademelerindeki unsurlar bir şey söyler, akiller bir şey söyler, ne bileyim aklı selim insanlar bir şey söyler ama hakikaten milletimizin ne dediğini bu söylenenlerin içerisinden milletimizin duygusu ve düşüncesinin netliği oranda alan, en iyi alan siyasi hareketlerden bir tanesi AK Parti'dir. AK Parti sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da kurumsal kapasitesi en yüksek siyasi hareketi olduğunu zaten söylememe gerek yok. Bu seçimin sonuçlarını en iyi değerlendirecek, okuyacak bir kurumsal kapasiteye sahip olan AK Parti'miz Allah'ın izniyle bunun sonuçlarını ortaya koyuyor. Bendenizin de bugün buralarda yaptığım çalışmalarda bu çalışmayı netleştirmeye dönük ve hiç vakit geçirmeksizin önümüzdeki süreci planlamaya dönük bir program içindeyiz. Ben gelmeden önce zaten yardımcım Ahmet Sembilci Bey geldi. Bursa'mızda değerli il başkanımız ki en tecrübeli il başkanlarımızdan bir tanesidir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Bey öyle. Diğer arkadaşlarımız öyle, ilçe belediye başkanlarımız öyle. Onlarla istişarelerde bulundu. Bursa seçimi sonuçları itibariyle değerlendirme ile ilgili bir veri var elimizde ama bizzat ben de geleyim arkadaşlarımıza merhaba diyeyim düşüncesiyle buradayım. Kardeşlerim bir kere teşkilat mensuplarımıza şunu bütün içtenliğimle söyleyeyim. 31 Mart süreci yani seçim süreci boyunca çok büyük gayretler gösterdiniz. Çok büyük bir mücadele verdiniz. İçinde Ramazan ayında olduğu seçim kampanyasında özverili çalışmalarınızdan ötürü hepinize içten kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Tabii bu kampanyada sadece teşkilatımızın yöneticileri, siz değerli ilçe başkanlarımız, siz değerli belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz yoktu. Halkımız da vardı, vatandaşımız da bizim oradaki kampanyalarımızda yüreğini ortaya koyarak gayret ve çaba içinde oldu. Onlara da ne olur genel başkan yardımcısı olarak şükranlarımı, teşekkürlerimi iletme fırsatı bulursanız, iletirseniz memnun olurum. Ben buraya bu programı yapma kararı verdiğimde sağ olsun genel başkan vekilimiz Efkan Bey ile istişarede bulundum. Sayın Cumhurbaşkanımıza gidiyorum dedim. Her ikisi de selamlarını ilettiler. Üzerimde kalmasın. Hem Cumhurbaşkanımızın hem de Efkan Bey'in, Genel Başkan Vekilimizin selamları var sizlere. Bugün burada öğleye kadar burada olacağız. Zaten bu gece çok uzun ve ayrıntılı birçok şeyi konuştuk. Biraz sonra biz bize kalınca da değerli teşkilat mensuplarımızla da biraz daha ayrıntıları yapacağız. İnşallah önümüzdeki süreçte yaptığımız bu tespitlerden sonra da bu tespitlerin gereği olan aksiyonları da harekete geçirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir il başkanları ve milletvekillerimizin kampı var. Muhtemelen Mayıs ayının sonunda. Onu takip eden kurban arifesinde olacağı için kurbandan sonraya kalır tahmin ettiğim belediye başkanlarımız da aynı şekilde. Kazanan ve kaybeden belediye başkanlarımızı, grup başkan vekillerimizi, meclis başkan vekillerimizi de
önümüzdeki süreç yönetimine dahil etmek üzere yapacağımız bir eğitim çalışması muhtemelen en geç bir ay içerisinde o da olacak Allah'ın izniyle. Bu amaçla yapılan çalışmalar nedeniyle huzurlarınızdayım. Değerli basın mensuplarım, çok teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Geliş amacımızı size anlatma fırsatı bana verdiğiniz için. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kolaylıklar diliyorum.